O piyano çalıyor. Bu davul vuruyor. Bak güzelliğe bak. Orada. You break the line, I'm falling for you. You're stuck in my mind, just all the time, I'm falling for you. And tell me your secrets, I will tell you my secrets. We are different polos, but I like it, but I like it. Harkov sokaklarından hepinize merhaba, selamun aleyküm arkadaşlar. Harkov sokaklarındayız, çıktım hostelden. Kıyafetlerimi değiştirdim. Nasıl yeni kombinim. Zaten bir onlar var bir bunlar var. Başka hiçbir şey yok şu an yanımda. Ama ayakkabı tabii yine aynı. Diğerlerini makineye verdim. Yani çok püslendi. O yağmurlu günde taşamaşa oturduğum çamur oldu. Bayağı battı çorabım morabım. Çok azdı zaten çorabım iç çamaşırım yanımda. Yıkanması gerekiyordu. Normalde elde yıkıyorum ama pantolonu da vereyim dedim. Bari makineye verdim. Zaten çok ucuzdu 7 TL. 7 TL'ye hostelde yıkıyorlar. Astım ben şimdi bitti. Onu beklediğim için geç çıktım hostelden. Saat 1.30 oldu ya. Neyse hava öyle çok kötü değil. Ama çok iyi de değil. Hırkam yanımda yine de ne olur ne olmaz diye. Tişört var altında. Normal bir tişört. Şu incecik bir yağmurluk. Bu ince bir yürüyüş pantolonu zaten. Şimdi Harkov'un sokaklarına doğru ilerliyoruz. Ama önce ne yapacağız? Her zaman gibi karnımı doyuracağız. Ben doymam. Gerçi az diyorum burada ama önce bir karnımı doyuralım. Hadi birlikte bir Harkov'u keşfedelim. Neler göreceğiz? Biraz daha genç nüfusun yaşadığı bir şehir benim gözlemim kadarıyla. Şurada çok tatlı bir katedral var. Adını söyleyemiyorum. Çok değişik bir adı var ya. Blahovishchenki mi? Blahovishchenki diye bir ismi var. Tam hostele çok yakın kaldığım hostele. Renkleri falan çok hoşuma gitti. Çok güzelmiş. İbadet ettikleri için şu an içeri almıyorlar kimseyi. Şurada bir tane dün gördüm ama kapalıydı. Bugün çarşı var. Pazar gibi bir yer var. Girelim bakalım Ukrayna pazarına, Ukrayna çarşısında neler var. Tam şurası. Ufak tatlı bir pazar ya. Kıyafet, şapka, terlik. Bunlardan satıyorlar genelde. Burada bayağı çiçekçi var. Çiçek çok satan oluyor. Bunlar bir pazarmış ya. Kıyafet miyafetin oldu. Bugün pazar herhalde pazar günü açılıyor. Dün cumartesiydi kapalıydı. Dün yoktu mesela. Gözlükler 50 dinar. Yani 50 dinar ne yapıyor? 12-13 TL gözlükler. Öyle mi yapıyor? 13 ya 12-15 TL. 30 grivneyi 1 dolar olarak hesaplayayım. 1 dolar da 8 lira. 60 grivne 2 dolar. Yani 16 değil de 13-14 lira. 50 grivnaydı gözlükler. Evet burada da öyle. Parfümler 140 grivna. Onu da hesaplayın. 30 grivna 1 dolar işte. Siz hesap yapın kafanızda. 90-124. 4,5 dolar falan o parfüm. 35 lira falan. Normal bir şeymiş ya. Şuraya girelim. Karnım da çok aç ama 1.5 kadar aç durdum. Görmüşken bir girip göstereyim size dedim. Bugün böyle tost mos değil de omlet tarzı şeyler yemek istiyorum. Bulabilirsem böyle omlet tarzı bir şey yemek istiyorum. Dürüm mürüm değil de. Yine dürüme kalacağız gibi geliyor ama hayırlısı. Balık kokuyor lan. Balık pazarı var herhalde bir yerde. Şöyle şekerci. Burada şekere ve bunlar şekere, çikolataya, jelibona aşık. Çok seviyorlar. Çok yiyip içiyorlar yani. Bu market fiyatlarını falan çektiğim bir video yapacağım arkadaşlar. Yani marketlerden eğer izin alabilirsem market videolarını izleyeceksiniz. O yüzden şu an marketlere gidip böyle fiyatları çok göstermiyorsa hususi bir video yapacağım bu konuyla alakalı. Hatta çekebilirsem teknoloji fiyatlarına kadar çekeceğim. Güzel bir pazarmış ama. Burada et daha ucuz. Tavuk daha pahalı. Anlamadım. Yani tavukla et yarışıyor.
Et daha ucuz ama yani. Kısmen et daha ucuz. 600 grivna. 500 mesela şu ayakkabı 500 grivna. 500 grivna. 600 grivna. 600 grivna ne yapıyor ki? Yo, beynim durdu ya. 10 grivna 330 yapsa yani 10 euro 330 yapıyor. 20 euro 660 yapıyor. 17-18 euro o ayakkabı. Yani TL'ye vurduğunda 160-170 lira. Az değil. Yani öyle düşünüldüğü kadar ucuz bir ülke değil burası arkadaşlar. Ne kadar ucuz düşünüyorsunuz burayı bilmiyorum ama onlar eskidenmiş. Şimdi iyi gidi. Bizim paramız da gitgide değer kaybettiği için öyle ucuzluğunu kaybetti her şey. Çok nadir kısmi şeyler ucuz. Bugün pazar ya, bak insanlar sokakta. İyi canlı bir video çekeceğiz ya. Yukarı çıkacağız şimdi Şevşenko Parkı'na. Orada daha çok insan var. Orada daha çok insanları göstereceğim size. Tam şehrin ortasında bir nehir var. Bir nehir akıyor. Burada da var. Bu tarafta da var. Benim hostelim nehrin arkasında, alt tarafında kalıyor. Merkez nehrin yukarıki taraflarında. Şu taraflar merkez genelde. Şurada yine iki tane kilise var. Şu demin geçtiğim kilise zaten. Önünden geçtik ya. Çok yani nehir ayırmış şehri. Yazın daha güzel oluyordur buralar. Bu ağaçlar yeşillendikçe çok daha tatlı oluyordur tabii. Baharda ya da yazın sıcakta. Biz kışın geldik. Allah'tan bugün havada yağmur yok. İnşallah yağmaz. Şom ağzımı açtım ama. Parka doğru geldim. Burası parkın, benim hostelimin yolundan girişi. Burayı inanılmaz sevdim. Adı Şevşenko Parkı. Tam merkeze zaten. O kadar güzel ki tüm insanlar da burada toplanıyor zaten. Şimdi şu merdivenlere çıkmamız gerekiyor öncesinden. Göstereceğim size parkı, oradaki restoranları, her şeyi göstereceğim. Karnımızı doyuralım da. Bak, bu bebek arabaları için de ayrı bir şey yapmışlar. Böyle gidip biraz zikzaklı ama insanlar için merdiven, bebek arabalarını da düşünmüşler. Şöyle buradan gidip şöyle zikzaklı gelebiliyor. Yol boyu çıkabiliyor böyle. Bereyi çıkardım, şapkayı taktım. İlk şapkayla çıkmıştım da baktım hava esiyor, kulaklarım üşüdü. Şimdi bayırı çıkınca terledim, bunu taktım. Ne güzel müzik de vermişler. Gezeceğiz buraları şimdi hep. Şurada bir restoran vardı, orada karnımı doyuracağım. Ya buradaki yasak olayı şöyle bak. Bahsettim ama yine bu videoda söyleyeyim. Restoranın eğer dışarıda oturma alanı varsa oturabiliyorsunuz. İçeri giremiyorsunuz. Restoranlar açık yani. Sadece dışarıda oturma alanı olanlara oturabiliyorsunuz arkadaşlar. Bilginiz olsun yani. Buraya gelmek isterseniz hayat normal bir şekilde devam ediyor. Şimdi şöyle bir yere geldim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi insanlar oturuyor dışarıda. Hatta şurada ısıtıcılar da var ama hava iyi olduğu için açmamışlar. Menü İngilizce yok ne yazık ki. Hepsi baksanıza. Ben de pizza söyledim. Bildiğim bir şey yiyeyim dedim bari. Margarit de söyledim. Margarit de yiyeceğim. Yanına bir de kola söyledim. 130 dinar. Kaç grivna? 130 grivna yapıyor. Hala aklım Sırbistan'da. Kaç TL yapıyor ki? Bunu hep hesaplıyorum ama 30 tane. 30 TL'ye herhalde. 30 TL'ye falan şey yiyorum. Pizza ve kola içiyorum. Margarit de yiyorum. Bakalım gelsin tadını sana da söyleyeceğim dışı. Şöyle tam parkın ortasında bir yer. Bir şey söyleyeyim, bayıldım bu parka ya, bayıldım. O kadar güzel ki yani bu şehre gelmeseydim inanılmaz pişman olurdum ve mutsuz olurdum sonradan buraları görünce. Çok pişman olurdum hem de. Bayıldım ya. Keşke her şehrimizde böyle şehrin tam merkezinde hem restoranların bulunduğu, hem oyun alanlarının bulunduğu, hem insanların oturabileceği bir alan olur. İnşallah. Yani yakın zamanda diyelim. Şu olay beni... Ya şuraya, abi nasıl açıklayayım size şunu? Bak, maymunlar. Bak, o piyano çalıyor. Bu davul vuruyor. Bak, güzelliğe bak.
Orada bak keman çalıyor. Yukarıdaki saksafon çalıyor. Önümüzdeki de dönüyor öyle, elinde mikrofon söylüyor. Ya bu müthişmiş ya. Ya bu müthiş düşünülmüş bir şey. Dur, karanlık çıkıyor o taraftan, diğer taraftan daha aydınlık çıkacak. Bak. Bu da davulcu. Bak bak, görüyor musun? Bak. Ya şaka gibi ya. Bayıldım ya, bayıldım. Müthiş bir şeymiş bu. Hayran kaldım, yemin ederim hayran kaldım. Çok hoşuma gitti ya, şu kadarcık ufak bir şey ama çok hoşuma gitti. Sanırsam bu arkası da hayvanat bahçesi. Burada çok meşhur bir hayvanat bahçesi varmış. Fillerle kaplı ama kapalı Covid'den kaynaklı. Ne kadar güzel park ya, Allah'ım ya. İyi ki gelmişim bu şehre, iyi ki. İnsanlar oturuyor, yemeğini içiyor, yemeğini yiyor, içeceğini içiyor. Yemeğini içiyor ne ya? Burası da Kharkiv'in meydanı arkadaşlar. Özgürlük Meydanı diye geçiyor. Yani Avrupa'nın en büyük 3. meydanı diyorlar burası için. Büyük ama o kadar da değil yani. Her yerden de müzik sesi geliyor ya, her yerden. Burada bir şey dikkatimi çekti. Genç nüfus çok fazla. Çalışanların birçoğu da genç arkadaşlar. Ben nasıl söyleyeyim size? 18-20 arası hep genç çalışanlar. Ya okullar tatil, ondan böyle çalışıyorlar ya da genç nüfus gerçekten çok çalışıyor. Ya da hafta sonu bugün ondan ben hep gençleri gördüm, bilmiyorum. Bir de şey çok içiyorlar, sigara ama nasıl içiyorlar? O IQOS mu ne, o elektronik sigara var ya, içine koyuyor sigarayı. Ben içmediğim için bilmiyorum çok adlarını vesaire. Hep onlardan tüketiyorlar. Meydan, iPhone 12. İnşallah çekebileceğim ama yani birkaç video sonra çekebilirsem, İzin verirlerse market ve teknoloji fiyatlarını çekmek istiyorum. En azından çekemesem de girip fiyatlarını öğrenip size bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi biraz parkın ilerlerine doğru yürüyorum. Park geride kaldı. Biraz bu taraflarını göreyim istiyorum. Ne var ne yok bilmiyorum buralarda. Ya çok kilise var arkadaşlar. Sizi kiliselere boğmak istemiyorum yani. Yani kiliselere çok girmek istemiyorum. Ben kendimi de çok görmek istemiyorum. Ortamı, yaşamı, hayatı göstermek istiyorum ya. Bu şehrin böyle genç nüfusunun çok fazla olması benim çok hoşuma gitti. Bana şeyi hatırlattı. Novi Sad'ı hatırlattı. Sırbistan'da Novi Sad şehri var ya, orayı hatırlattı. O da aşağılarda var, videolarından izleyebilirsiniz. Daha hem insanlar daha güler yüzlü, daha sıcak kanlı böyle. Aynı Sırbistan'da da öyleydi. Belgrad'da yarı yarıyaydı. Hem gülen insan çoktu, hem soğuk insan çoktu. Buradakiler birçoğu gülüyor ya, birçoğu güzel. Ama orada da Novi Sad'da herkes mutluydu, herkes gülüyordu. Şimdi normalde böyle suratlarına baktığında soğuk görünüyorlar ama değiller. Herhangi bir şey sorduğunda gerçekten yardım etmeye çalışıyorlar. Gerçekten yani sana yardımcı olmak istediklerini sana... Kanka ne yapıyoruz ya? Bisikletten geliyor ya o ses. Yani yardım etmeye çalışıyorlar size. Gayet güler yüzlüler. Dışarıdan soğuk göründüklerine bakmayın. Bir çaba, bir konuşmada gerçekten güler yüzlerini ortaya koyuyorlar yani. Genel olarak zaten hepsi beyaz tenli. Biliyorsunuz Balkanlarda da öyleydi, Sırbistan'da. Burası da aynı. Ben direkt yabancı oldum, belli oluyor. Bir de elimde kamerayla böyle lap diye gezince. Bir de alıştım buna. Baksana hiç utanmadan sağda solda her yerde çekiyorum. Neyse ya, böyle olması gerekiyor zaten. Çekine çekine nereye kadar yani? Çekinmemem lazım. Bu işi yapacaksam. Thank you. Böyle bir gün sadece bir abimin dükkanı için şunlardan dağıtmıştım. Kimse almıyordu benden. O gün ant içtim. Kim bana verirse dedim broşür alacağım. Kim verirse alacağım, alıyorum. Bu sıra McDonald's sırası arkadaşlar. Çok seviyorlar McDonald's. Kiev'de de aynıydı. Aynı sıra Kiev'deki sıra önünde de vardı. McDonald's önünde de vardı. Burada da var. Genel olarak gene kadın ırkının fazla olduğu bir şehirdeyim. Yani kadınlar daha fazla.
Gençler ne yazık ki, işte kendimi göstermiyorum, insanları şehri görün diye şehri çekiyorum. Ne yazık ki gençlerin de yarısından çoğu sigara içiyor, öyle gördüm. Fark ediyor musunuz nüfusun? Birçoğu genç. Bak şu önümden gelenlere bakın, hepsi genç. Birçoğu da kameraya bakıyor bir yerden sonra ama. Alayı genç. Kafeye geldim, yağmur başladı. Alıştım ben bu cheesecake'e. Güzel. Yine parkın içinde bir kafe. Bir de kahve aldım. Herkes içiyor, benim de canım çekiyor ya. Bir de çok pahalı değil ya. Ya şu kahve 5 TL falan. Yani 15 TL, 15-16 TL cheesecake'le kahve içebiliyorsunuz. Tabi mekana göre değişiyor. Kahve çok oynamıyor ama cheesecake'te oynama oluyor. Güzel kafenin içi ama. Koy ya. Yağmur çiziliyor, yağmur. Birazdan ben oturayım, dinleneyim. İnternetim yok çünkü. Bir de Wi-Fi'den internete bağlanıyorum. Engin'le bu videoda buluşamayacağız. Engin başka şehirdeymiş. Bir video önce bahsetmiştim herhalde. Başka şehirdeymiş. Aksilik olmazsa yarın buluşacağız. Onları da çekip kayıt altına alacağım. Yağmur başladı arkadaşlar. Yani başlamış ki zaten, durmadı, hala yağıyor. Havada soğudu ya, ben gene bereyi mereyi her şeyi giydim. Ya var ya, konuşuyorlar ama yani hiçbir şey anlamıyorum ya. Yani bunların konuş çok farklı, kulağa çok farklı geliyor. Yani İngilizce gibi değil, Almanca gibi değil, çok farklı, hiçbir şey anlamıyorum. Çok garip ya. Yağmur hızlandı arkadaşlar. Ufak ufak hostele doğru gidiyorum ben. Giderken gösterebildiğim her şeyi göstereceğim. Buradan zaten bir video daha çekeceğim. Hem hızlandı hem ben üşümeye başladım. Pantolon ince ya bu pantolon. Diğeri yıkanıyor. Şehrin diğer tarafı. Yani geldiğim yol. Şu taraf. Yani şu kiliseyi görürseniz, şunları. Dümdüz yukarı çıkıp sola doğru yürüyorsunuz, şehir merkezine geçiyor. Bu tarafta şehrin diğer tarafı. Burada da yaşayanlar var. Hatta burada bayağı yaşayan var. Hostelim aslında yakın. Çok uzak değil. 1,5 kilometre ama bayır çıktığım için çok geliyor. Yani çok gibi görünüyor ama değil. Ya yağmur olmasa kilometrelerce yürüyelim de. Şansımıza yağmurda seyahat ediyoruz. Olsun ama gene güzel geziyorum. Ben mutluyum. Çok hoşuma gidiyor ya. Bir de fark ediyor musunuz bilmiyorum ama artık böyle günlük gibi çekmeye başladım. Böyle tam vlog olmaya başladı. Böyle daha hoşuma gidiyor benim ya. Hem anı kalıyor hem size gösterip izletmiş oluyorum seyahat boyunca ne yaptığım, neler yaptığımı. O yüzden daha iyi. Ya ben bu nehri sevdim. Ha, iki tane de ördek var. Şurada. Gidiyorum hostele doğru. Ayakkabılar ıslandı, böyle ince ya. Hostelimin sokağına girdim. Bura benim hostelimin sokağı. Burası çok sakin ya, bu hostelin sokağı. Baksana boylu boyuna sakin. Hostelde de öyle çok kişi yok. Benim odada 6 yatak var ama 2 kişiyiz. Ama bugün bir 6-7 bir grup geldi. Tahminimce buralı değil ama bizim odada kalmıyorlar. Başka odayı verdiler onlara. Şimdi gideyim hostele de üstüm başımı çıkarayım. Çorabım ıslandı. Ayakkabıyı gene peteğin altına koyayım. Dinleneyim bugün. Biraz edit medit yaparım. Çünkü daha önce çektiğim videoyu editlemedim hiç. Eğer akşam iyi olursa çıkacağım gene. Olmazsa bu videoyu burada bitireceğiz. Ama buranın akşamlarında hava iyiyse yarınki videoda, yani birkaç gün daha ben buralardayım. Engin'le görüşeceğiz. Çekip göstereceğim size. Şurası hostelim. Şu binanın altı hemen.
Nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim. Sen Türkçeyi nasıl öğrenmiştin? İnternetten böyle dizi film izleyerek mi yoksa şey mi? Kendi araştırarak mı öğrendin Türkçe? Dizi mi izledin? Türk dizisi mi izliyorsun? Film. Türk filmi mi izliyorsun? Kendin buradan öğrendin. Sen öğrendin. Oradan bakarak. Anladım, tamam. Bir merhaba de. Merhaba. Maşallah. Görüşürüz. Türkçeyi burada kendi araştırarak öğrendim. Sabah biraz konuşmuştuk, şimdi konuşmadı çok. Kamerayı görünce utandı herhalde. Gene anlaştık yani az buz. Girdiğim an terlikleri yani ayakkabımı çıkarıp terlik giyiyorum. Şuradan mı zaten? Bunları yıkayacağım şimdi. Bu videoyu bitiriyorum burada arkadaşlar. Yağmur durmayacak gibi görünüyor. Bir sonraki video gene buradan olacak. Kendinize iyi bakın. Şuraya çökeceğim şimdi. Şurada oturacağım. Hoşçakalın.